Selamlar herkese yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda yine Arbitrum hibe programlarına bir bakış yapacağız. Bu videoda ancak eğitim tarafı ile ilgili hibe programlarını inceleyeceğiz ve yani onun için bence üniversite öğrencilerini oldukça ilgilendiriyor özellikle çünkü birçok üniversite öğrencisinin program aracılığıyla hibe alabileceğini düşünüyorum. Birazdan programın detaylarından bahsedeceğim. Biliyorsunuz önceki videoda da oyun alanında hibe almış bazı projeleri incelemiştik. Onların başvururken oluşturduğu dosyayı, başvururken neler yazdıklarını ve ne sayede hibe alabildiklerini incelemiştik ve alamayan projelere de bakmıştık. Bu her zaman çok önemli. Bugün de eğitim tarafında, Arbitrum tarafından hibe alan projelerin başvururken oluşturduğu dokümanları inceleyeceğiz ve projenin ne olduğunu, neden hibe aldığını ve siz başvuru yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini beraber inceleyeceğiz. İlk olarak Arbitrum Build Programı inceleyelim. Bu projeyle 25 bin dolar hibe almışlar. Peki bu projenin amacı ne ve bu hibeyi nasıl aldılar? Öncelikle sorulara sırayla bakalım. İşte burada ismini yazıyor, Twitter'ını, cüzdanını. Parayı direkt token olarak cüzdana gönderiyor. Onun için burada cüzdanı istemiş. Topluluğun açıklamasını istemiş. Nereden, ne ülkedesiniz falan. Bunlar genel detaylar. Daha önce bir event düzenlediniz mi? Mesela bir etkinlik düzenliyorsanız, projenizin amacı etkinlikse düzenlediyseniz bunların tecrübeleri yazmışlar. 300 kişi katılmış, 50 kişi, 60 kişi bütün eventleri yazmışlar tecrübeli. Takım tecrübeli mi değil mi? Burada takımın detaylarını yazmışlar, bilgilerini yazmışlar. Daha önceki tecrübelerini ne yaptığını. Daha önce Arbitrum ekosisteminde bir şey yapıldı mı yapılmadı mı bu da yazıyor. Şimdi biz projeye gelelim. Projenin fikri ne? Amaçları ne? Burada projenin ana amacı burada da yazdığı gibi aslında onların bulunduğu Hindistan'da bir etkinlik düzenlemek şeklinde. Ve burada da 1500 öğrenciye ulaşmayı amaçlıyorlar. Workshoplar düzenleyerek burada Arbitrum'la ilgili daha çok kişiye bilgi vermeyi, daha çok kişinin Arbitrum tanımasını amaçlayan, ekosistemin tanımasını amaçlayan bir workshoplar var. Bunun dışında da bir hackathon var ama bunu ayrı bir proposal olarak sunacağız diye demişler. İşte workshopta neler yer alacakmış? İşte sessionlar yer alacak. Ethereum Arbitrum'un tanıtımı işte. Layer 2'lerin tanıtımı. Arbitrum'un detayları. Nasıl akıllı kontrat Arbitrum'da geliştirirsiniz? İşte stylus smart kontrat. Böyle bölmüşler workshoplar. Yani aslında Arbitrum ekosistemini Arbitrum'da bir geliştirici olabilmek için neler yapacağınızı anlatan bir program, bir workshop olacak gibi. Burada işte hedef kitlesini sormuşlar. Onlar da bilgisayar bilimiyle ilgilenen yani öğrenciler, bilgisayar mühendisliğindeki öğrenciler, blockchain ile ilgilenenler olarak belirtmiş. Burada metrikleriniz ne? Neye göre bu proje başarılı olacak demişler. Workshop'a 60-100 kişinin arasını katılmasını bekliyoruz demişler. Katono'da 50'den fazla takımının katılmasını bekliyoruz demişler. Ne zaman yapacaklarını belirtmişler işte. Ocağın 3. haftası başlayacak. İşte Mart'ın 3. haftasına kadar devam edecek şeklinde. Timeline'ını vermişler işte. Kaç tane workshop? Toplam 20 workshop var. Neler peki teslim edeceksiniz bu proje sonunda? Workshop'un bir açıklaması diyeyim Türkçesi aklıma gelmedi. Projelerin işte neler olduğu, dökümantasyonları, feedbackler, workshop sonrası planlamalar ve buradaki hedeflerini belirlemişler. Ana hedefleri de aslında 1500 kişiye ulaşmak. Toplam maliyeti 25 bin dolar demişler ve ay ay bunu ayırmışlar. 5.000 dolar, 10 bin dolar, 9700 dolar şeklinde ayırmışlar ve bütçenin burada tüm detaylandırmasını da yapmışlar. Yani projeyi yaparken size bunun da dikkat etmeniz lazım. Bütçeyi nelere harcayacaksın? Yani parayı aldıktan sonra her transaction göstermek zorunda değilsiniz ama yani bu bütçeyi alıyorum ama şu işe yarayacak. Örneğin demişler 250 dolar işte location tarafına, 350 dolar işte abur cubur yemeğe, 100 dolar fotoğrafa, 50 dolar işte materyalleri çıkarmaya, 50 dolar workshop cheat'e, 200 dolar takımın şeylerine. ve yani burada bütün detayları vermişler. Bu nasıl etki edecek? Yani bu proje Arbitrum ekosistemine ne, ne katkı sağlayacak? Belki şu an gözünüzü korkutuyor ama o kadar da zor değil. Yani çünkü geniş bir bütçe var. Siz burada hem kendinize katkı sağlıyorsunuz gerçekten çünkü burada bu herhangi bir etkinliği düzenlemek sizin için çok büyük bir tecrübe ve bu tecrübe size hem para dışında hem tecrübe de getiriyor ve siz de birçok şey öğreniyorsunuz. Onun için ben de öğrencilerin özellikle başvurabileceği bir program. Burada da görüyorsunuz sorular yine aynı şekilde. Siz başvurduktan sonra burada eğer ekibin anlamadığı bir şey varsa sizlere sorular soruyor ve buna göre de size onaylıyor veya onaylamıyor. Bu program hibe almış ve tüm ödemelerini de tamamlamış toplam 25 bin dolarlık bir hibe almış. Yine örneğin bir tane daha online ve fiziksel hekaton düzenleyen bir kuruluş. Bunlar da demişler ki bir hekaton düzenleyeceğiz Arbitrum tarafında ve bu hekaton içinde 35 bin 720 dolar hibe almışlar. Brüksel'de düzenliyorlar hekatonu. İşte burada ekibin tecrübeleri hepsi yer alıyor. Proje ne katacak bunlar yer alıyor. Projenin amacı şu bu. Proje neymiş ona bakalım. Proje işte online hekatonlar olacakmış. Daha sonra da bir tane aslında tüm projelerin geleceği ayrı bir event de olacakmış. Neler işeliyor diyor teslimat. Yani siz bu projeyi yapacaksınız karşında bize ne teslim edeceksiniz? Hekatonların tanıtımı, hekaton öncesi hazırlıklar, burada etkileşimler, destekler, bir ödül töreni de olacak. Hepsini sırayla açıklamışlar ve bütçenin mesela detaylandırmasında böyle yapmışlar. Toplam 35 bin dolarlık bir bütçe. Bunu yapmanız sizin de faydalı başvuru yapıyorsanız. Tüm planda burada yer alıyor. Yine işte 4 aylık bir plan yapmışlar ve tüm planın detaylarını vermişler ve bunlar da 35 bin dolar almış. Yani bir event düzenleyecekseniz ve finansmana ihtiyacınız varsa gerçekten Arbitrum bu konuda güzel destekler sağlıyor diyeyim. Yani bu konularda eminim aramızdan bazı öğrenciler harekete geçecektir. Öğrenci olmanız da şart değil. Belli bir aşamaya gelirseniz mutlaka sorularınızı bana da sorabilirsiniz. Umarım da birileri için faydalı olur. Yani kısacası Arbitrum eğitim tarafında da projeleri destekliyor. Onun için sizler de mutlaka bunları inceleyin ve aklınızda bir fikir varsa ve ekibiniz de varsa başvurun derim diyeyim. Umarım videosu sizler için de faydalı olmuştur. Sorularınız varsa yorumlara mutlaka bırakın. Gelecek videoda görüşmek üzere.